Bəli, geridə qalan xəbər saatımızda qeyd etdiyimiz kimi Şuşa şəhərində, mədəniyyət paytaxtımızda beynəlxalq konferans keçirilir. Türk dövlətləri təşkilatına üzv və müşahidəçi olan dövlətlərdən nümayəndələr burada iştirak etdi. Bir çox məsələlər müzakirə oldu, panel müzakirələri aparıldı və bugün həm də başqa bir önəmli hadisə ilə xatırlanır. Məhz 3 il bundan öncə Şuşa bəyannaməsi imzalandı və bu Şuşa bəyannaməsi ilə bugünkü konferansın bağlılığı haqqında bizim qonağımız var, o danışacaq. Demək, Əfqan Alə bəy, AK Parti Genel Başkan Vəkili. İlk öncə sizi Şuşada salamlayırıq, xoş gördük. 3 il öncə bugün, yəni 3 ili tamam oldu ki, Şuşa bəyannaməsi imzalandı və bugün artıq Türk dövlət təşkilatlarının nümayəndələri burada bir konferansda, beynəlxalq konferansda iştirak etdilər. Bunun bağlılığı var mı? Türklərin, belə deyək, artıq vəhdət olması, birləşməsi ilə bağlı. Ben bütün kardeşlerimi aracılığınızla saygıyla selamlıyorum. Türkiye'den de kucak dolusu selamlar getirdim. Onları çaktırırım. Gerçekten Şuşa beyannamesi 3 yıl önce burada Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından imzalandıktan sonra çok önemli gelişmeler oldu. Hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hem Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev birlikte burada imzaladılar Şuşa beyannamesini. Ve Şuşa beyannamesinin temel mantığı bölgeye huzur ve güven getirmektir. Huzur ve güveni artırmaktır bölgede. Bunun üzerine de ekonomik gelişmeleri ve devletler arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmaktır. Ekonomik gelişmeleri artırmaktır. Ekonomiyi canlandırmaktır. Nitekim ondan sonradır ki bu bölgede hem Şuşa'da hem Şuşa ile Azerbaycan arasında bu Karabağ bölgesinde çok ciddi gelişmeler görüyoruz. Altyapı çalışmaları hep inkişaf etmiş. Burada her geldiğimizde ki 3 yıldır geliyoruz, her yıl bir önceki yıla göre inanılmaz bir takım gelişmelerin yaşandığını, iyileşmelerin olduğunu bizzat şahit oluyoruz, onları görüyoruz. Şuşa beyannamesi bir dönüm noktası oldu. Sadece Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılması ve gelişmesi değil, aynı zamanda bütün Türk coğrafyası, Türk devletleri arasında bütün ilişkilerin çok daha sağlam bir zeminde ilerlemesini de sağladı. O Şuşa beyannamesi zemini üzerinde görüyorsunuz her yıl Türk cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz geliyorlar ve biz buralarda meseleleri tartışıyoruz. Bölgenin meselelerini, dünyanın meselelerini ve onları da yürürlüğe koyuyoruz. Bütün ülkeler bundan yararlanıyor. Biz kardeşlerimizle iyiliği çoğaltma peşindeyiz. Diplomasi yoluyla sorunları çözme peşindeyiz. En az bedel ödeyerek en fazla sağlam zeminde getiriyi milletlerimize nasıl sağlarız, devletlerimize nasıl sağlarız, bunun peşindeyiz. Burada mesafe alıyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bəli, Əfqan bəyin də bildirdiyi kimi bu konferansda məsələ Şuşa bəyannaməsinin ardı davamı olaraq Türk dövlətlərinin vəhdətini nümayiş etdirdi və konferans hələ ki davam edir. Beynəlxalq konferansda bəzi məsələlər hələ də müzakirə olunacaq. Bunun üçün panel müzakirələri həyata keçiriləcək. Bəli, buradan çatdıracaqlarımız hələ ki bunlardan ibarətdir, sözü yenidən sizə veririk.